Godzilla'nın Monsterverse evreninde karşılaştığı en güçlü 5 düşman videosunu daha önce yapmıştık. Bu video şu an kartlarda belirmiştir. Şimdi sıra özüne, Japonya'ya dönmeye geldi. Godzilla Toho yapımlarında sayısız kaiju ile yüzleşti. İşte bunlardan 10 tanesini ondan geriye sayarak listeleyeceğiz. Videonun sonlarına doğru da listeye almak istemediğim birini bonus olarak ekleyeceğiz. Ayrıca başlamadan şunu da belirteyim. Bu listeyi hazırlamak cidden çok zordu. Videoya almak istediğim ama kimle yer değiştirsem olmaz dediğim birçok kaiju oldu en sonunda. Bendeki hislerine göre yerleştirmeye çalıştım. Bu yüzden muhtemelen sizlerin farklı sıralamaları olacaktır. Şimdiden söyleyeyim, onları yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan listemize başlayalım. Listeye Orga ile başlıyoruz. Bu kaijuyu sinema evreninde bir kez gördük. O da 1999 yılının sonlarında yayınlanan Godzilla 2000 Millennium isimli film. Orga aslında olmayan bir kaijuydu. Millennia denilen uzaylı bir ırk dünyaya zamanında zorunlu iniş yapmıştı. Gezegende geçirdikleri zaman içerisinde Godzilla'yı keşfettiler ve onun DNA'sını absorbe ederek kendi canavarlarını yarattılar. Bu şey önce Millennium denen formdaydı. Ancak bu hali Godzilla'nın DNA'sının uçucu özelliklerine dayanamadı ve Godzilla hücrelerinde bulunan organizatör G1'in yan etkisi sebebiyle kendiliğinden Orga haline dönüştü. Kaiju başta Godzilla ile iletişim kurmaya çalıştı. Ancak koca oğlandan gelen saldırıyla şaşkına dönen Orga daha sonra kaba kuvvete başvurdu. Godzilla'nın atomik nefesi bu kaijuyu etkilemiyordu. Çünkü o da içerisinde Godzilla DNA'ları taşıyordu. Bu nedenle hemen kendisini iyileştiriyordu. Savaşları sırasında Godzilla'nın kolunu ısırarak genetik materyal çekmeye devam etti. Bu da onun zayıflığı olmaya başladı. Henüz oluşan bu kaiju Godzilla'dan DNA emip onun kopyası olmaya çalıştı. Ancak işin aslı zekası çok da gelişmemişti. Ağzını açtığı sırada Godzilla zekice bir hamle yaparak ona yardımcı oldu. O da gaza gelerek daha fazla DNA çekmeye başladı. Organın boyutu gittikçe büyüdü. Hatta Godzilla benzeri sit plakaları bile oluşmaya başladı. Fakat bu ona pahalıya mal oldu. Godzilla bunu özellikle istemişti ve dışarıdan etki etmeyen atomik nefesini içeriden kullanarak Orga'yı yok etmeyi başardı. Eğer açgözlülük yapıp Godzilla'yı yemeye çalışmasa onun için işler farklı olabilirdi. Ama yine de Godzilla'yı löpürdetmesiyle közümde listeye son sıradan da olsa girmeyi başardı. Gigan 1972 yapımı Godzilla vs. Gigan'de ilk kez ortaya çıktı. Godzilla'nın en acımasız ve tehlikeli rakiplerinden biri. Ayrıca Toho cephesinde onu kana bulayan ilk kaiju olarak kabul edilir. Ve bence özellikle Final Wars versiyonu bayağı karizmatiktir. Testeredir, kancadır, jilet disklerdir, lazerdir, bir sürü silahla donatılmış vaziyette. Showa döneminde bu kaiju kendi gezegenindeki rolü Godzilla'nın dünyadaki rolüne benzeyen bir tür uzaylı dinozordur. Ancak M Space Hunter Nebula Aliens tarafından dünyayı işgal etme girişiminde kullanılmak üzere öldürüldü ve bir cyborg olarak yeniden canlandırıldı. Önce King Ghidorah'la, başka bir filmde ise Megalon'la birlikte Godzilla'ya saldırdı. Ghidorah'la birlikte saldırdığı sırada Godzilla'nın kanını akıtmayı da başarmıştı. Godzilla Final Wars'ta ise binlerce yıl önce Zillions tarafından dünyaya gönderilen, Mothra tarafından yenilen ve ardından mumyalanan eski bir sibernetik uzay canavarıydı. Bu filmde iki kez kafası koptu. Birincisinde Godzilla'nın atomik nefesiyle oldu bu. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ardından modifiyeli haliyle geri geldi. Bu kez de kendi diskleriyle bunu bir şekilde başardı. Belki şu sakarlıkları olmasa Godzilla'yı daha çok zorlayabilirdi. Bunda da aklıma şu gelir. Bu kaijunun normal hali. Yani öldürülüp cyborg haline gelmemiş öz durumu Godzilla ile karşılaşsa ne olurdu? Daha organik düşünceği için bence bu listede daha üst sıralara ilerleyebilirdi. Siz ne dersiniz? Rodan'ı tanımayan azdır. Özellikle Amerikan yapımı Godzilla canavarların kralında çok daha büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Rodan genel olarak Kretase döneminin sonundaki büyük yok oluştan sağ kurtulan ve nükleer radyasyonla güçlendirilen bir pteranodon türü olarak tasvir ediliyor.
Onu ilk olarak 1956'da kendi filminde gördük. Aslında çoğu filmde Godzilla ile birlikte dünyayı koruma rolünü üstlendi. Birkaç kez uzaylı kontrolüyle ve bir kez de Godzilla'nın yanlış anlamasıyla karşılaşmak durumunda kaldılar. Bunlarda da Godzilla'ya karşı genel olarak çok da üstünlük kurabildiği söylenemez. Ama aslında Rodan cidden güçlü bir yaratık. Görünüşünün aksine birçok saldırıdan kurtulabilen bir sağlamlığa sahip. Yani derisinin o derece dirençli olması beni hep şaşırttı doğrusu. Fakat onun asıl sorunu bence saldırı gücü. Çoğu kaijunu farklı saldırı yetenekleri bulunuyor. Rodan ise uçan, hızlı bir yaratık sadece. Onu her zaman DC evreninden Flash'e benzetmişimdir. Tabi buna bir istisna da bulunuyor. Godzilla vs. Mechagodzilla 2'de Ateş Rodan'ine dönüştü ve artık onun da bir ısı ışını oldu. Uranyum ısı ışını denilen bu saldırı yeteneği onun tehditkarlığını arttırmıştı. Eğer bu özellik onun geleneksel güçlerinden biri olsaydı Godzilla'yı zor durumlara düşürebilecek ve eminim listede daha üst sıralara çıkacaktı. Tüm bunları göz önüne alınca kendisini listede böyle bir yere uygun gördüm. Umarım süpersonik hızla evime saldırmaz. Violente, Heisei dönemi kaijularından biri. Onu ilk ve son kez 1989 yapımı Godzilla vs. Violente filminde gördük. Gül, insan ve Godzilla DNA'larının karışımına sahip bir canavar kendisi. Filmde gül ve bitki formu olarak iki formuyla karşılaştık. Bunlardan bitki formu denilen nihai hali cidden devasa ve bence korkunç görünümlü kaijuların başında geliyor. Hatta Ghidorah ondan daha sempatik olabilir. Neyse, bu canavara listede şimdiye kadar gördüklerimizden biraz daha farklı diyebiliriz. Orga da Godzilla DNA'sı taşıyordu. Ancak bu konuda Violente onun bir üst versiyonu. Evet, Godzilla gibi, Orga gibi hasar görmüş kısımlarını yenileyebiliyor. Ama ayrıca bu arkadaş bir çeşit ölümsüz. Öldüğünde sporlar haline gelerek bir şekilde yaşamanın yolunu buluyor. Godzilla'ya ciddi zararlar verebilen saldırıları da cabası. Filmin sonunda Violente'nin öz suyunun etkisine yenik düşen Godzilla bilincini kaybetti. Kendini çok daha küçük bir forma indirgeyen Violente de koca olanı o şekilde bırakarak uzaya kaçtı ve böylece onu bir nevi yendi diyebiliriz. Onu sadece tek filmde görmemişse biraz üzücü. Ben ona daha çok yer verilmesini isterdim. King Kong'da Godzilla gibi dünyanın en meşhur canavarlarından biri. Monsterverse'de onu hala sadece Kong olarak ansak da zamanla o da illaki King olacaktır. Birçoğunuzun bildiği gibi ikili Godzilla vs. Kong filminden önce de karşılaştı. O da 1962 yapımı King Kong vs. Godzilla filmiydi. King Kong'un lisansını elinde bulunduran RKO çapraz bir film için Toa'ya bu canavarı verdi ve bu film hayata geçti. İki kaiju film boyunca birkaç kez karşılaştı ve bazı efsanevi görüntüleri hayata geçirdi. Bunlara komik de diyebiliriz değil mi? Neyse, bu karşılaşmaların büyük kısmında Godzilla rakibine ağır bastı ve onu mağlup etti. Filmin sonlarına doğru yine Godzilla King Kong'a üstün gelirken bir şey oldu. Bir yıldırımın baygın haldeki King Kong'a çarpması ona hayat verdi. Bu onu güçlendirdi. Değişen güç dengesiyle King Kong Godzilla'ya karşı gelebilmeyi başardı. İkili okyanusa yuvarlandı. King Kong yeniden görünse de Godzilla kayboldu. Burada çoğu kişi tarafından savaşı Kong'un kazandığına inanılıyor. Ancak filmin yapımcısı Tomoyuki Tanaka kitabında bu dövüşün berabere bittiğini açıklamış. Ne olursa olsun yıldırım güçlü King Kong Godzilla'nın atomik nefesiyle sadece gıdıklanarak ve koca olanı resmen çaresiz bırakarak gücünü kanıtladı. Ve listenin ortasına geldik. Burada bizlere Space Godzilla selamlıyor. Adından da anlaşılacağı üzere bir çeşit uzaylı Godzilla ile karşı karşıyayız. Ve içinde Godzilla geçen bir kaiju ne kadar güçlüdür tahmin edersiniz. Bu kaiju için listede daha önce adı geçen Violente'nin uzaya çıkan sporlarından savrulan bazı DNA'larla oluştuğu teorisi bulunuyor. Yani ona gerçekten Godzilla'nın şeytani kardeşi diyebiliriz. Onunla sadece bir filmde karşılaştık. O da 94 yapımı Godzilla vs. Space Godzilla'ydı. Uzaydan uçan formuyla gelen bu devasa kaiju geldiği gibi önce Mugera'yı ardından da Godzilla'yı mağlup edip Godzilla Junior'da kristallerinin içine hapsetti. Mugera ve Godzilla güçlerini birleştirerek Space Godzilla'nın hem gücü hem de zayıflığı olan omuz kristallerini yok ederek onu yenmeyi başardı. Burada Godzilla'nın en özel saldırılarından biri olan kırmızı spiral ısı ışın saldırısını kullandığını da belirtmek gerekir. Yenilginin ardından bu şeytani kaiju Violente gibi sporlar halinde yükseldi. Bence bir yerlerde döneceği günü beklemeye başladı. Ayrıca Space Godzilla telekinezi gibi, kristal kalkan gibi, korona ışını gibi sayısız tehditkar yeteneğe sahip bir uzaylı kaijuydu.
Godzilla deyince akla ilk gelen kaijulardan biri kesinlikle Mothra'dır. Bu güzel yaratık için söylenecek ilk şey ise onun iyiliğidir. Hep iyi olan, insanlığı ve dünyayı hep koruyan kaiju rolünü üstlenmiştir. Yardımseverliği de dillere destandır. Bunlarda da Godzilla ile isteyerek ya da istemeyerek takım olsa da bazı durumlarda dünyayı Godzilla'dan korumak için ona karşı dikilmek zorunda kaldı. Ve Godzilla'yı durdurmayı başaran nadir canavarlardan biri oldu. Ama bunun da her zaman bir bedeli vardı. Onun bu uğurda tekrar tekrar ölmesi gerekti. Sanırım en fedakar kaiju diye bir ödül olsa bunu tartışmasız Mothra alırdı. Mesela Mothra vs Godzilla'da ne yazık ki Mothra öldü. Geriye kalan ikiz larvalar Godzilla'yı ipekleriyle hareketsiz hale getirerek onların zafer kazanmasını sağladı. 1992'deki Godzilla vs Mothra'da fedakar kaiju can düşmanı Batra ile birlik oldu ve Godzilla'yı yendi. Mothra hayatta kaldı ama bu kez de Batra onu okyanusa hapsetmek için yaptıkları ortak çaba sırasında öldü. Monsterverse enkarnasyonunda da Mothra'nın farklı bir rol üstlendiği söylenemez. Elinden geleni ve hatta fazlasını yapan Mothra listenin 4. sırasında yer alıyor. İyilik klasmanındaysa çoğunluk için gönüllerin birincisi olduğu açık. Ve listede zirveye doğru adım adım ilerliyoruz. Sıra geldi ilk 3'e. Filmler boyunca insanların Godzilla'ya karşı kullandığı en büyük güç Mechagodzilla denilen dev robotlar oldu. Ancak bunun bir istisnası vardı. O da robotun ilk tanıtıldığı filmdeydi. Godzilla vs. Mechagodzilla'da onu uzaylılar göndermişti. Hatta Godzilla kılığına gizlenmişti. Lakabı Imposter'dı. Godzilla'nın en iyi filmlerinin çoğunda bu robot yer aldı. Muhtemelen dev robot filmlerinin ilham kaynağını oluşturan da o. Bu robot bazı filmlerde Godzilla'nın yanında savaştı. Bazılarındaysa onun karşısında yer aldı. Karşısında yer aldığı bu savaşların birçoğunuysa kaybetti. Ama Godzilla Mechagodzilla'ya karşı da gördüğümüz. Kiryu'da denilen versiyonu Godzilla'ya karşı cidden iyi savaştı. Koca olanın öfkesini durdurmayı başarıp onun geri çekilmesini sağladı. Ve ona karşı ilk başarısını elde etti. Hemen ardından gelen 2003 yapımı Godzilla Tokyo SOS'te Mechagodzilla. Kendi başına Godzilla'yı yenemese de ortama yine fedakar kaiju Mothra geldi. Mothra robota bir şans vermek için kendini bir kez daha feda etti. Dev robot da bu şansı değerlendirmeyi başardı. Godzilla yendi ve Japonya'yı kurtararak öldü. Ghidorah listenin ikinci sırasında gördüğü için aranızda şaşıranlar olmuş olabilir. Ve buna bakarak bazılarınız birinciyi de tahmin etmiştir. Bu seçim benim için kolay olmadı. Ama listenin zirvesini konuşurken neden bu şekilde bir sıralama yaptığımı açıklamaya çalışacağım. Şimdi Ghidorah'ı konuşalım. Uzaylı bir kaiju olan bu tehlikeli canavar farklı farklı şekillerde Godzilla'nın karşısına çıktı. Ve bu süreçte koca olanın kesinlikle ezeli düşman haline geldi. Karşılaşmalarının birçoğunda kıl payı da olsa kaybetti. Ancak Invasion of Astro Monsters'ta İşler biraz farklıydı. Zilyenslerinden uzaylı ırkın kontrolündeki King Ghidorah, Rodan ve Godzilla ikilisiyle savaşmak durumunda kaldı. İkiliye karşı güzel direnen uzaylı yaratık, filmin sonlarına doğru bir başarıya imza attı. 3 yaratık denize düştü. Birkaç dakikanın sonrasında Ghidorah denizden çıkıp uzaya dönerken Rodan ve Godzilla suların altında kayboldu. Ve bu savaşın galibi Ghidorah kabul edilmekte. Başka bir filme geçtiğimizde mesela Godzilla vs King Ghidorah filminde de Ghidorah çok güçlüydü. Godzilla'yı neredeyse ezerek öldürüyordu ve insanlar müdahale edip Ghidorah'ın dikkatini dağıtarak koca olanı kurtarmıştı. Ancak King Ghidorah hemen toparlandı ve bu kez onu boğmaya kalkıştı. Hatta bunu neredeyse başarıyordu. Ancak Godzilla'nın enerjisiyle geri püskürtüldü ve koca olan tarafından orta kafası uçuruldu. Ghidorah kaçmaya çalışırken bir kez daha vurularak okyanusa gömüldü. Fakat filmdeki kapışmalar henüz sona ermedi. Godzilla Japonya'yı yok etmeye karar verince insanlar bir çılgınlık yapıp Ghidorah'ı Mecha King Ghidorah haline getirerek kendi kontrollerinde ülkeyi savunmak için geri döndürdüler. Bunu bir nevi başardılardı. Godzilla ve Mecha King Ghidorah denizin dibini boyladı. Ancak Godzilla bundan kurtuldu. Bu ikilinin savaşları bu şekilde uzayıp gidiyor. Filmlerin ana kahramanı olduğu için Godzilla hep bir ufak önde olsa da her zaman King Ghidorah onun en korkulu rüyalarından biri oldu. Ve geldik zirveye. Dehşet verici görünümüyle karşımıza çıkan Destroyah'ı sinemada sadece bir kez gördük. O da 1995 yapımı Godzilla vs. Destroyah'tı. Bu kaiju tam bir şeytan. Godzilla'nın kabus versiyonu gibi bir görünüme sahip. Devasa bedeni ve kanatlarıyla
Sivri uçlarıyla ve boynuzuyla, keskin dişleriyle Godzilla'ya bile korkunç göründüğüne eminim. 1954 yılında Godzilla'yı öldürmek için atılan Oxygen Destroyer'ın kabuklar üzerinde mutasyona sebep olmasıyla oluşan bu yaratık 5 forma sahipti. Şimdi onu neden Ghidorah'ın önüne yerleştirdim onu konuşalım. Ghidorah ya uzaylılar tarafından kontrol edildi ya da uzaydan geldi ve dünyayı fethetmek istedi. Ve bu süreçte belki biraz da insanları yok etmek. Ama Destroyer'ın amacı başka. O acı vermekten keyif alıyordu. Godzilla'ya zarar vermeyi seviyordu. Bir çeşit nefret doluydu. Ya da başka kaijular gibi hayvani içgüdülerle ilerlemiyordu. Arzularına göre hareket ediyor, acı ve yıkımdan hoşlanıyordu. Bunu film üzerinden şöyle açıklayabilirim. Godzilla vs. Destroyer'da Godzilla Jr'da bulunuyordu. Godzilla ve Godzilla Jr. bir aradayken Destroyer gelip Godzilla'yı yere yıkıp Godzilla Jr'ı kaptığı gibi uzaklara götürüp yere fırlattı. Ardından da mikro oksijen ışınıyla Jr'ı ölümcül şekilde yaraladı. Godzilla'nın hüznü ona zevk veriyordu ve o şekilde Godzilla'ya da saldırmaya başladı. Destroyer'a karşı yer yer üstünlük kurabilse de koca olan rakibini bir türlü mağlup edemiyordu. En sonunda Destroyer'ın en büyük zayıflığı olan yüksek ısıyı kullanması gerekti. Hatta neredeyse bu da yetmiyordu. Destroyer ısı yükselmeden uçak tam uzaklaşacaktı ki insanlar yardıma yetişerek onun havalanmasını engelledi. Nitekim Godzilla kendini de feda ederek Destroyer'ı yenmeyi başardı. Godzilla öldü, Godzilla Jr. ise dirildi. Kendisini Monsterverse'de görme gibi bir ihtimalimiz var. Biliyorsunuz Godzilla canavarların kralında Destroyer'ın oluşmasına sebep olan bomba atılmıştı. Sonuç olarak Godzilla'nın hem fiziksel hem de psikolojik acılar çekmesini isteyen ve bundan zevk alan Destroyer filmde Godzilla'nın da öldüğünü düşününce birinciliği bence en çok hak edendi. Benim gözümde listenin en iyi hali bu şekilde çıkıyor. Genelde güç dengesi bakımından birbirlerine yakın olmaları sebebiyle ve filmleri kendi içerisinde değerlendirdiğim için ufak farklarla inip çıkıyorlar işin aslı. Ama sizdeki listeleri merak etmiyor değilim. Tekrar hatırlatayım. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi bonusa geldi sıra. Godzilla ile birkaç kez yüzleşmesi gerekse de ben bu kaiju'yu listeye alamadım. Çünkü bence onlar dost. İşte o canavar Anguirus'tan başkası değil. O aslında Godzilla'nın ilk düşmanı. Tarihte böyle de önemli bir yeri var. Ankylosaur benzeri bu dev yaratık 1955 yapımı Godzilla Race Again'de gelecekteki dostuyla karşılaşmak zorunda kaldı. Ancak onun için pek de iyi gitmedi işler ve Godzilla tarafından öldürüldü. Böylece sona geliyoruz artık. Dilerim keyifli bir sıralama olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.